Selamünaleyküm. Adım Eyüp Fazıl. Şimdi Alfakem'de çizimimizi yaptık. Takım yollarımızı atadık. Simülasyonumuzu da yaptık. Fakat bunu makinaya nasıl tanıtacağız? Yani G kodu denen kodu nasıl alacağız? Alfakem'de bunu alabilmemiz için POS dosyasına ihtiyacımız var. Bu POS dosyası nedir? Bizim Mekotek firmasından aldığımız CNC aldığımız zaman söyledik POS ihtiyacımız var. Onlar bize Mekotek mühendisleri bize POS'u verdiler. Fakat bu POS'un Alfakem'e ayarlanabilmesi için Alfakem'in burada bu POS'u alması ve Alfakem'e uygun hale getirmesi lazım. Onun için bir an beye başvurduk, müracaat ettik. Mekotek'in verdiği POS dosyasını bize Alfakem aldı ve kendi Alfakem'in anlayacağı POS dosyasını çevirdi. O POS dosyası da şu dosya. Bize tekrar geri verdiler. Benim bilgisayarıma bağlandılar. Firmanın verdiği dosyayı aldılar ve kendi Alfakem'in anlayacağı POS dosyasına çevirdiler. Bu dosyayı nereye koyacağız? Makinem biraz yavaş. Bu konuda kusuruma bakmayın. Bakın, o POS dosyasını şuraya yerleştireceğiz. Buraya C Alfakem Lijon dat repost alp bu klasöre bu dosyayı Alfakem'in bize verdiği dosyayı buraya koyacağız, yerleştireceğiz. Ve ben daha önceden koyduğum için tekrar atmıyorum. Şurada dosyamız duruyor. Birinci olarak bunu yapıyoruz. İkinci olarak başlangıca geliyoruz. Bu post dosyasını Alfakem'e tanıtıyoruz. Post Bridgesor yazıdan seç. Buraya tıklıyoruz. Buradan tekrar Repost alt dosyasına gidiyoruz. Buradan az önce attığımız dosyayı, şu dosyayı çift tıklatarak tanıtıyoruz. Ve böylece Alfakem bize NC kodu vermeye ayarlamış oluyor kendini. Kısa bir şekilde hemen bunu bir şekil çizerek bir dikdörtgen çizmek istiyorum malzeme. Sıfıra sıfır. 500'e 500. Ebatlarında malzeme olsun. Bu benim malzemem. Görünümden de X'e üst görünüşe geldim. Herhangi bir yerine bunun fark etmez. Bir dikdörtgen çiziyorum. Şu şekilde. Tekrar içine bir tane daha dikdörtgen çizmek istiyorum. Bu sağ tıklayıp çıkıyorum. Şuraya takım yolu atacağım. Takım seç diyor. Buradan flat 5 mm'yi seçtim. Çift tıkladım ve bana takımı verdi. Herhangi bir yere boşluğa bıraktım. Takım yönü dedi. Bunun ikisine de dış taraftan dıştan gitmesini istiyorum. Kesimin dıştan götürdüm. Kaba ve bitişi seçiyorum. Burada ayarlara dokunmuyorum. Genelde de ayarlara dokunmuyorum. Şurası önemli. Güvenli alan benim malzemen 18 olacağını düşünüyorum. Ve güvenli alanı 25'ten başlayıp dalışı 22'ye kadar yapıp malzeme üstü 18. Bugüne kadarki durumlarda hep malzeme üstüne 0 yazıldığını gördünüz. Şimdi bunun sebebi şundan kaynaklanıyor.
Burası CNC makinesinin üst tablası olsun. Ve şurada benim iş parçam olsun. 18 milimetrelik, 18 milimetrelik iş parçam. Yan görünüş, Magda'dan görüntüsüne bakıyorum. Burada malzemenin üstü mü sıfır olsun, iş parçasının altı mı sıfır olsun? İki şekilde de olabiliyor. Fakat magazinli makinelerde kesinlikle malzemenin altı sıfır olmak zorunda. Elle değiştirilen makinalarda ise üstü sıfır veya altı da sıfır yapabilirsin. Şöyle bir mantık çalışıyor. Koordinat sistem burası, orijin noktası burası, şu eksen y ekseni. Y ekseninin x eksenine kestiği nokta orijin nokta, sıfır noktası üste doğru gidince hep artı değer alır. Sıfırdan aşağı doğru gidince eksi değer alır. Bu mantıkla çalışıyor buradaki. Bakın üstü sıfır alsak da fark etmez. Eğer üstü sıfır aldığımız zaman alta doğru gideceksek iş parçası alta doğru gitmek zorunda alacağımız malzeme. Eksi olarak yazmak zorundayız. Eğer artı yazarsak bakın bu şekilde boşlukta çalışacaktır. Makinenin bıçağı. Alttan sıfır aldığımız zaman ise artı yazmak zorundayız çünkü üste doğru çalışacak bizim bıçağımız. Alta doğru eksi yazarsak bakın makinenin tablasına girmiş olacağız ve büyük zarar veririz. Dolayısıyla mantık şu: ister üstten sıfır al, ister alttan sıfır al, y koordinat sistemine göre düşünmemiz lazım. Onun için burasının anlaşıldığını zannediyorum. Onun için ben bizim makine, Mekatök makinesi alttan sıfır olduğu için malzemenin üstünü yani şurasını 18 milimetre yazdığım zaman otomatikmen malzemenin altını sıfır kabul edecek. Ve dalınacak mesafe 10, bu şu demektir. Aşağısı sıfır olduğu için 10'a kadar dal diyorum. Yani şurada 8 milim dalacak. Kesim yapacak. Ve bir seferde kesim istiyorum. Ve şu iki dikdörtgeni de kareyi de her neyse sağ tıklıyorum ve gördüğünüz gibi ikisini de ne yapmış oldu? Takım yolu atadı. Şimdi bunların malzemesini atayacağım. Yani malzemenin iş parçasının kalınlığını atayacağım ki simülasyonu düzgün görebilmem için. Malzemeye tıkladım. Geldim İş parçamızın en son dış hatlarını yaptım. Malzeme üstüne 18 yazmak zorundayım. Çünkü malzeme üstü 18. Tamam dedim. Atadı. Buradan simülasyona geliyorum. Bakın şuradan simülasyona geliyorum. Ve şu simülasyonda şurası katı olarak ayarlamak zorundayım. Şurasına bakın. Şurasını ayarlamak zorundayım. Ve şu şekilde gördüğünüz gibi 8 milimetre dalarak oraya çizgiyi çizdi. Şimdi simülasyonu da yaptık. Buraya kadar hep genelde yaptığımız şeyler. Fakat bunu şimdi ENSI kodunu nasıl alacağız? Yine başlangıca gideceğiz. Daha önceden postumuzu tanıtmıştık. Bakın postumuzu hemen sağ tarafında ENSI kodu dosyası al ve ver. Biz tabii ki vereceğiz. ENSI dosyası ver diyoruz. Hepsini de seçebiliriz burada. Dosyayı tercih ediyorum. Bakın zaten seçtiğim BSA Mekatöksiyentri hemen geldi buraya. Çünkü havzasını almıştı. Bakın onun haricinde birçok şeylerin var olduğunu göreceksiniz. Fakat bizimkisi bu makine GECO'da bu şekilde çevirecek. Kendi makinemizin anlayacağı post bu. Dosya diyorum. Tamam diyorum. Buraya BSA deneme 10 diyorum. Kaydet diyorum. Bakın dosyayı verdi. Şu anda bu kodla o iki dikdörtgeni ne yapabiliriz? Rahatlıkla çıkartabiliriz. Şimdi bizim orijinal olan Poisson makinesinin arayüzü var. O arayüzde bunun simülasyonunu görebiliriz.
Bu Poisson makinesinin orijinal arayüzüdür. Program yüklediyorum. Buradan bunu seçiyorum. Onu seçiyorum. Bakın seçer seçmez sağ tarafta zaten iki tane iç içe dit dörtgen ne yaptı geldi. Başlat diyorum. Ve şu anda bakın bıçak gitmeye başladı. Dikkat ederseniz bıçak gitmeye başladı. Ve 10'da kendini sabitledi. Yani artı 10'a kadar 8 milim dalıyor yani şu anda. Ve kesimini yapıyor 8 milimetre. Bakın birinci dikdörtgeni kesti. İkinci dikdörtgene gelecek. İkinci dikdörtgeni kesti. Ve işlemi bitirdikten sonra tekrar sıfır noktasına gelecek ve işlemini bitirecek ve kod tekrar başa döndü. Burada şunu anlatmak istiyorum. Biz AlphaCam'de çizimimizi yaptık. Simülasyonumuzu da yaptık. Gördük. Takımlarımızı adadık. Fakat bunun kod alabilmemiz için POS denen dosyaya ihtiyacımız var. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederim.